bakalım. Belediye Başkan Yardımcısı Semih Bey, değerli misafirlerimiz ve değerli Avrasya Hospital ailesi. Bir yılı daha geride bıraktığımız bugün, yeni bir yıla 2016'ya hep beraber burada merhaba diyeceğiz. Meşhurdur yılbaşı sofraları, eğlenceleri. Bizler de sizleri bugün bu güzel program etkinliğimizle, leziz kokteylimizle bunları yaşatmak ve hep beraber burada birliğimizi devam ettirmek istedik. Aile olarak bizlerle bugünü paylaşıp katıldığınız için hepinize teşekkür ediyoruz. Kayıp vermeden, eksilmeden daha da artan sayımız ve büyüyen ailemiz, kurumumuz ile nice birlikte yıllarımıza diyoruz hep beraber. Şimdi sizlere hem centilmenliği, hem başarısı, hem mütevaziliği, hem de karizması ile bu dört unsuru birden kendinde bulundurmuş bir ismi takdim ediyorum. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanımız Operatör Doktor Sayın Tamer Sözön alkışlarınızı. Evet, Fenerbahçe'de. Koyu Fenerbahçe'de herkese bir kere daha bu özel Avrasya etkinliği ve gününe, aynı zamanda 2015 yılı finaline geldikleri için teşekkür ediyoruz. Bir kere daha hoş geldiniz diyoruz. Bir önceki toplantı, tören ya da organizasyon oldukça başarılı olduğu için Hüseyin'in tekrarını düşündüm. Bundan sonra da artık gelenekselleşecek diye bir planlama içerisinde olduğunu ben düşünüyorum. Hem bugün yeni yılı karşılamak için bir aradayız, hem geçen yılı konuşmak için bir aradayız, hem de hastanemizde uzunca bir süredir çalışan değerli meslektaşlarımızı, çalışma arkadaşlarımızı onore etmek ve onlara bir nevi teşekkür etmek için buradayız. Birçok kişi de burada. Dışarıda soğuk kar ama içeride oldukça sıcak ve coşkulu bir kitleyle inşallah sizleri fazla sıkmadan bugünün anlamını kazandırmaya çalışacağız. Önce uzunca bir süreden beri hastanemizin başhemşirelerini götürmekte olan Gülay Aziret Kaçıncısı. Gelecek yılda 2016'da ülkemiz için, tüm insanlık için huzur, sağlık, başarı, hoşgörü diliyorum. Ve gönlünüzdeki hayallerinizin en büyüğü gerçekleşir inşallah. İyi seneler, iyi yıllar. Evet, şimdi diğer meslektaşlarımıza uzanıyoruz. Aramıza yeni katılan hekimlerden kardiyoloji uzmanı Doktor Emel Ergün'ü sanıyorum. Herkes birbirine yardım ederek hastaları iyileştirmeye çalışıyor. Zaten hastanemizin sloganını biliyorsunuz. Şifa kapısı. Ben yeni yılın hepimize sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini, ülkemize de barış ve huzur getirmesini diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Biz de aynı zamanda ondan biraz daha kıdemli olan değerli eşi Mecdi Ergün'ün yaşı olduğunu vurgulayalım. Karı koca bizim hastanemizdeler. Emel Hanım'a teşekkür ediyoruz ve bundan sonraki çalışmalarında da başarıların hep onunla olmasını diliyoruz. Mecdi Bey aynı zamanda benim akrabam, hem de hemşerim, ikimiz de Karadenizliyiz. Şimdi doktorlar adına biraz daha kıdemlere gidiyoruz. Önce üroloji uzmanımız Arman Çiftçi. Merhaba.
çalışma arkadaşlarım. 2016 yılının hepimiz adına hayırlı, güzel, sağlık ve mutluluk dolu bir sene olmasını diliyorum. İnşallah en kötü günümüz böyle olsun. Herkese teşekkür ederim. Biz de Sayın Çiçek'e teşekkür ediyoruz. Yine kıdemli doktorlarımızdan ortopedi uzmanımız Özgür Orhan. Konuşması için teşekkür ediyoruz ve ona da mutlu yıllar hemen ediyoruz. Şimdi de başhekim yardımcımız Ali Güven Akıncı'yı davet ediyoruz. Merhabalar. Herkese öncelikle mutlu yıllar diliyorum. İnşallah 2015 gibi değil, 2016 daha huzurlu, daha barış içinde bir yıl olur. 2016'nın Avrasya özelinde benim için muhtemelen herkes için de ifade edeceğini umduğum bir boyutu var. Bir hazırlığa başladık, haberiniz var biliyorsunuz, çalışmaları başladı. Amerika'nın dünya çapında hastane kalite standartlarını tanımlayan JCI belgesini almak üzere hazır çalışmalara başladık. İnşallah hayırlısı ve sona erdiğinde bu belgeyi de alırsak bu 2016'da biter bitmez ayrılmasın ama çabamız 2016'da olacak. İnşallah bu yolda da bir sonraki yıllarda yaldık diye belgemizi şuraya koyarız ve hep birlikte onu da alkışlarız. Temelliği budur. Evet, biz de Sayın Güven Akıncı'ya teşekkür ediyor. Ve sözü şimdi de Avrasya Hospital Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Urlu'ya veriyoruz. Bugün bu özel gününüzde bizimle birlikte olduğunuz için öncelikle size teşekkür ediyorum. Bugün tabii bazı arkadaşlarımızın uzun yıllar buraya emek verdiği ve Avrasya ailesini yükselttiği ve çok değerli hizmetler vermesine neden olduğu için birçok arkadaşlarımıza takdir ve teşekkür belgesi vermek üzere ve bir yılı bitirirken, yeni bir yıla girerken tabii tüm öncelikle tüm ülkemize, insanlara, Avrasya ailesine ve tüm çalışma arkadaşlarımıza iyi bir yıl gelir, daha huzurlu, daha mutlu olabileceğimiz bir güzel ve huzur içinde yeni bir yılı geçiririz diye ümit ederek buradayız ve onları yeni yılda inşallah hep beraber güzel işler yaparız. Hastalarımız şifa bulur. Çalışanlarımız daha çok mutlu olur. Ve tabii kurumumuz da daha iyi yerlere gelir diyorum. Ben yine katıldığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet, herkesi çok seviyorum. Sağ olun. Biz de Hüseyin Bey'i çok seviyoruz. Personelini, doktorlarını ve çalışma arkadaşlarını nasıl mutlu edeceğini biliyor. O mutlu günlerden birini inşallah ifa edeceğiz. Bir önceki organizasyonda Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın da aramızdaydı. Bugün için yok ama yerine onu temsilen başkan yardımcısı Semih Demirci burada. Kendisine teşekkür ediyoruz. Görüntü olarak da dinledik. Ben bir an Murat Bey zayıflayıp mı geldi? Düşündüm. Bıyık, gözlük, saç ve duruş açısından oldukça benziyor.
Ve Avrasya Hospital hep devletle başarılı ve iyi ilişkiler kurmuş bir kurum. Yıllar boyunca Murat Bey değişmedi ama kaymakamlar değişti. Ve her değişen kaymakam hep yanımızda yer aldı. Yine bu güzel günümüzde yanımızda yer alan Sayın Kaymakamımız Ali Taşkın Balaban'a da teşekkür ediyoruz. Söylemek istediğim birkaç şey varsa sahneye davet ediyoruz. Hoşlarına giden nedir? En çok parayı verene gitmeye ihtiyacı ederler normal şartlarda. Dedim ki oradan emekli olan var mı? Bana bakın. Gideceğiniz müesseselerde bakın emekli olanlar varsa oraya gidin. Bu şu açıdan önemli. Böyle müesseseler kurulur. İşte adam 10 lira parayı yapar. Parlatır. 6 ay sonra satar 30 liraya 40 liraya. Çeker gider. Sonuçta oradan hizmet alanlar mağduriyet yaşar. Orada çalışanlar mağduriyet yaşar falan. Ama böyle uzun soluklu emekli edecek kadar insanları çalıştıran bir müessese herkese yararlıdır. Yani bu şu demektir. Patron burayı hemen parayı kapkaç yaptığı bir yer değildir. Buraya emek vermektedir, terini dökmektedir. Burada çalışanlar, burası onlar için bir ekmek tepkisidir. O bilinçle çalışıyorlardır. Yani şuradaki ışık patlasa bana ne patronum demiyordur. Yani böyle bir müessese kültürü gelişiyordur. Dolayısıyla hep birlikte ona sahip çıkıyorlardır. Burada hizmet alanlar da hakeza. Yani insan hastalanır, iyileşir. 2 sene sonra geldiğinde tekrar burada aynı doktoru, aynı hemşireyi, aynı çalışanı görürse herhalde daha bir rahatlık hisseder. Tedavisinde de öylesine bir kolaylık olur. İşin tıbbi tarafını biliyorsunuz. Efendim bu tür müesseselerin çoğalması 15 yıllıklarına, 20 yıllıklarına hatta emekli edenler, emekli günleri düzenlemeleri ülkemiz açısından çok menfaatli bir şey. Bu yolda yürüdükleri için de Hüseyin Bey ve ekibini tebrik ediyorum. İnşallah hep böyle devam ederler. İnsanlar da onlara güvenir, onlar da insanlara güvenirler. Huzur içerisinde hizmet alanlar da, çalışanlar da bu işi götürürler. Hepimiz tebrik ediyorum. Bu 15 yılını, 5 yılını, 10 yılını tamamlayanları. Daha önce 5-10 yıllar birlikte olasınız. Diliyorum. İyi günler olsun. Biz de Sayın Kaymakamımız hem burada olduğu için hem de iyi temenniler için teşekkür ediyoruz. Ve ödüllerimize başlıyoruz. İlk önce altın madalya ya da altın kupayı alacak kişileri davet edeceğiz. Arkasından ufak bir ara vererek gümüşe sonra da bronza geçeceğiz. Aralarda da ufak molalarımız olacak. Evet. İlk kişiyle başlayalım. Avrasya Hospital'ın en önemli özelliği personelini gücü yettiğince, elinden geldiğince mutlu etmesi. Hüseyin Bey de az önce söyledi. O nedenledir ki personelin çalıştığı süreler her zaman yılları hatta 10 yılları buluyor. Özetle istikrar var. İstikrar sözcüğünü en iyi ifade eden bir karakterle açılışı yapıyoruz zaten. İşindeki disiplini, ameliyatlardaki özeni, yazısının güzelliği, dosya ve notlarındaki titizliği göz kamaştırıyor. Aslında bilgisayara ihtiyacı yok. Neredeyse bütün hastaların isimlerini ve cisimlerini bilgileriyle tanılarını içeren birkaç terabaytlık hafızası var. Her şeye yetiyor. İstikrarı işi gibi evinde, arabasında, telefonunda, evliliğinde de sürdüren Beşiktaşlılı dünyalar tatlısı bir kız bebeği de babası geliyor. Arman Çıkçı. Sahnede kalacağız. Diğerlerle beraber ödül alacağız.
konuklarıyla değerli davetlimiz astrolog Nurcan Becegün'ü sahnemize davet ediyoruz arkadaşlarla. Size merhaba. Bizim güzel davette buluşturan Arrasoğlu ailesine ve sevgili Gülen Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Bakalım bizi Türkiye olarak, ülkemiz olarak neler bekliyor? Aslında zor bir yıl atlattık ve bu zor bir yılın bu kadar yoğun olacağını biliyorduk biz astrologlar. 2016'da da bazı sorunlar yaşayabiliriz. Özellikle Mart ayının eşitilmesine karşı karşıya kalacağız. Ve aynı tarihte bir dolunay olacak. O zaman ticari anlamda zor bir sürece girebiliriz. Mutlaka ticari yeni adımlar atan bütün arkadaşlar buna çok dikkat etmeleri gerekiyor. Özellikle ülkemizde maddi anlamda bazı sorunlar yaşanabilir. Hatta Orta Doğu'da bayağı bir karışıklıkla ülkemize de yansıyabilir. Bunun da etkilerini şimdiden yavaş yavaş hissetmeye başladık. Ama ülkemiz adına çıkış yaşayacağımız bir yıl. Ülkemiz Akrep Burcu ve 3 yıl bence önemli bir özellik ve önemli atılımlar yapmak için girişimlerde bulunduk. Fakat bazı konularda elimiz boş kaldı. Ve içeri ülkelerde, özellikle dünya çapında bazı problemlerle karşı karşıya kalmıştık. Fakat 2016'da bu tür olaylar tekrar ses getirecek ama ülkenin büyümesi adına da güzel adımlar atılacağı bir yılla karşı karşıyayız. Her ne kadar risk olsa da, sorunlar yaşansa da daha da iyi gitmemiz için aslında risk almakta fayda var. Ülkemiz Mart ayında zorlu bir sürece girecek. Özellikle Nisan, Haziran aylarında sorunlar yaşayacağımız bir dönem olsa da Eylül ayında muhteşem çıkışlar yaşayacağımız bir dönem. Ticari anlamda çok önemli girişimler yapabiliriz o tarihte. Ülke olarak daha ferah, daha toplum olarak da iç içe, daha bu kadar sorunlar yaşanmayacağı, yönelik olmayacağı, toparlayacağımız bir döneme gireceğiz. 2016 bu anlamda biraz aslında tecrübeler vereceğimiz, büyümek için biraz daha tecrübe olup disiplin olacağımız bir yılla karşı karşıyayız. Ülke olarak daha toparlanacağımızı düşünüyorum 9. aydan sonra. Şimdi gümüş ödüllere geçiyoruz. 11 kişi var. İlkiyle başlayalım. Uzun bir boy. Genç bir görünüm, her zaman şık giyim ve tartışmasız müthiş bir karizma. Ve tabii ki hastanemizin en yakışıklı doktoru ya da doktorlarından biri diyelim. Yapamayacağı vaka yok, geri çevirdiği hasta da 24 saat göreve hazır ve yıllar içinde Avrasya Hospital'da hem Avrasya Hospital'da hem yaş aldı hem genç kaldı. Hem koca hem baba oldu ve koca 10 yılı geride bırakıp gümüş adam oldu. Özgür Ortak. Yakışıklıkta doğru söyledim mi? Gümüş elemanların ilk halkası bu. Onlara ödülünü vermek için de sahneye Hüseyin Uğurlu'yu davet ediyoruz. Başhekimimiz Sayın Türkan Uslu'yu sahneye davet ediyoruz. Hüseyin Bey takdim edecek. Zeytinburnu Belediye Başkan Yardımcısı Semih Demirci'ye her ikisi de sahneye davet ediyoruz.
çalıştık devamlı. Ve gerçekten Zeytinburnu'nun kabuğu değişti, yüzü değişti. Birçok iyileşmeler, güzelleşmeler, iyi şeyler yapıldı. Avrasya için de belediyenin çok önemli, büyük katkıları oldu. Biz de geldiğimiz günden farklı bir hale geldik. O zaman 8000 metrekareydik. Şimdi ek binamızı yaptık. Bütün bunlarda hiçbir belediyece bizim önümüze herhangi bir sorun, zorluk çıkarılmadı. Ve biz de burada mutluluk içinde halkımıza hizmetler vermeye devam ettik. Ve mutluluk içinde arkadaşlarımızla beraber bu hizmeti yürütmeye çalıştık. Son olarak da belediyemiz kapımızın önündeki parkımızı daha güzel hale getirdi. Eskiden bir sıkıntılarımız vardı. Buradan insanlar hastanemize girerken gecenin geç saatlerinde korkarak ülkerek girip çıkıyordu. Orada bazen oturan kişilerden ürkebiliyorlardı. Bazen dolaşıp Akşemsettin durağında ışıklı yoldan geliyorlardı. Ama şimdi parkın içinden çok rahat ve güzelce geçerek geliyorlar. Bunda gerek Semih Bey'in gerek belediye başkanımızın çok büyük etkisi ve desteği oldu. Biz bunun için teşekkür ediyoruz. Avrasya'ya yine hizmetlerini bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de Sayın Kaymakam, Avrasya Hastanesi'nin değerli ailesi. Ben de hepinizin yeni yılında en içten dileklerini kutluyorum. Hepimize sağlıklı, mutlu, hayırlı, huzurlu bir yeni yıl diliyorum. İyi akşamlar. Şey özlüğüme daha büyük ödüyorum.
Özünün için gün daha yarım olacağız, daha olmalı olacağız. Günah yok. Dilek Kır. Sağlık ve mutluluk dolu olsun. Böyle temenni ediyorum. Çok teşekkür ederim.